Merhabalar değerli arkadaşlarım. 2021 Eylül-Ekim sorularıyla devam ediyoruz. Umarım faydalı video olur diyorum. Ehliyet Hocam kanalını Instagram'dan ehliyet.hocam adresinden takip edebilir. Yine abone ol butonuna tıklayarak arkadaşlar ücretsiz bir biçimde abone olabilirsiniz. Ehliyet sınav soruları 2021 Ehliyet Hocam Android uygulamasını indirerek yine günlük soruları oradan da takip edebilirsiniz. Zaten size bildirimler gelecektir diyorum. Ve fazla da vakit kaybetmeden hemen sorumuzla başlıyorum arkadaşlar. Güvenli bir sürüş için lastik diş derinliği en az ne kadar olmalıdır? 1.4, 1.6, 2.6, 3 mm şıklarda verilmiş. Değerli arkadaşlarım, doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. 1.6. Bizim için diş derinliğinin fazla olması da zararlıdır, az olması da zararlıdır arkadaşlar. Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? A. Dış kanamalarda kanama gözle görülemez. B. Yaradan kan, vücut dışına doğru akan kanamalar iç kanamalardır. Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar dış kanamalar olarak sınıflandırılır. Doğal deliklerden olan kanamalar kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır. Doğru cevabımız tabii ki de D şıkkı olacak arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımızda da buna benzer sorularda anlatmıştım. Her türlü kanama sorusunda zaten hemen giriyordum konuya. Doğal delik kanamaları kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organlarından olan kanamalardır arkadaşlar. Bunları durdurmuyoruz. Ne yapıyoruz? Akmasını sağlıyoruz. Akışını kesmiyoruz. Araç bakımının zamanında ve uygun şekilde yapılması aşağıdakilerden hangisine katkı sağlar? A. Yakıt tasarrufuna, B. Hız sınırlarının aşılmasına, C. Yakıt tüketiminin artmasına, D. Trafik yoğunluğunun azalmasına. Doğru cevabımız evet, A şıkkı olacak arkadaşlar. Yakıt tasarrufunun ne olmasına arkadaşlar? Artmasına sebebiyet verecektir. Bu da çok iyi bir şey, değil mi? Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacağı değerlerdendir? Öfke, hoşgörü, inatlaşma, aşırı tepki şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız B şıkkı, hoşgörü olacak arkadaşlar. Genelde dikkat ediyorsanız bir tanesi olumlu, diğerleri olumsuz şeklinde gitmiş. Hani bu tür sorularda zorlanan kardeşlerim, yapacağınız şey bunlara biraz dikkat etmek olabilir. Mesela öfke olumsuzdur, değil mi? İnatlaşma olumsuzdur. Aşırı tepki olumsuzdur. Ama hoşgörü olumlu bir şeydir. Genelde böyle sorularda bir tane olumlu ya da bir tane olumsuz şık vardır. Cevap da o olur genelde. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için nokta nokta pozisyonu verilir. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Şok, yarı yüzü koyun yan, oturuş, baş geri, çene yukarı pozisyonu diye şıklar da vermiş arkadaşlar. Doğru cevabımız evet, baş geri, çene yukarı demiş arkadaşlar. Bu arada boyun travması varsa bu yapılmaz. Neden? Çünkü yaralı felç kalma riski vardır arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz gibi solunum yolunu ne yapmış arkadaşlar? Açıyı genişleterek buradaki, değil mi? 90 derecelik bir açı olmuş olsaydı ket vurmuş olurdu buraya, bir kesilme olmuş olurdu. Ama ne olmuş arkadaşlar? Biraz daha rahat yapmış. Nasıl vermiş bunu? Çeneyi yukarıya doğru ittirmiş, başı ise geriye doğru ne yapmış? Çekmiş arkadaşlar. Bu pozisyonu vermiş. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Hızlanmalıdır, yavaşlamalıdır, dikkatli geçmelidir, kalkışa hazırlanmalıdır demiş. Eğer arkadaşlar kırmızı ışıkla birlikte yanıyor ise doğru cevabımız
kalkışa hazırlanma olmalıdır. Eğer yeşille birlikte yanıyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Birazdan kırmızı ışık yanacaktır. Aşağıdakilerden hangisi yarı oturuş pozisyonuna alınarak taşınabilir? Bilinci yerinde olmayan, omurgasında kırık olan, kalça kemiğinde kırık olan, kaburga kemiğinde kırık olan. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Kaburga kemiğinde kırık olan. İçinizden de neler geçtiğini tahmin edebiliyorum. Hocam bizi ilk yardım mı yapacaklar, doktor mu yapacaklar vesaire. Sanayici mi yapacaklar bizi? Tamirci olsam daha iyi olacak. Bu hissiyatlarınızı anlayabiliyorum. Sorularda böyle çözdükçe. Ne yapalım arkadaşlar? Devlet amca bize bunları veriyor. Biz de yapmak zorundayız. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir demiş. Okul geçidine, yürüyüş yoluna, gençlik kampına, alt ve üst geçitlere. Tabii ki de okul geçidine yaklaşıyorsak arkadaşlar bunu bildirir. Bu arada okul geçidine yaklaşılmış ise bu noktalarda sollama yani trafikte herhangi bir geçiş işlemi yapılmaz. Hız düşürülür arkadaşlar. Yayalara öncelik verilir. Yerleşim yeri içinde trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 15, 20, 30, 50. Tabii ki de 15 metre içerisinde duraklamak yasaktır arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının en önemli sebebidir? Sürücülerin kurallara uymaması, uyarı işaretlerinin yetersiz olması, trafik görevlilerinin yetersiz olması, yolların bakımsız olması demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Sürücülerin kurallara uymaması en önemli sebeptir. Yapılan istatistiklerde de zaten birinci sırada sürücüden kaynaklı hataların olduğunu bilmelisiniz arkadaşlar. Araçtaki ilk yardım çantasında bulundurulması gereken malzemelerin miktarı neye göre belirlenir? Sürücünün isteğine göre, mevsim ve yol durumuna göre, sürücü ve yolcuların sağlık durumlarına göre, aracın tipi ve içinde bulunan kişi sayısına göre demiş. Tabii ki de arkadaşlar D şıkkı olacak. Örneğin bir minibüs ile bir otomobil arasındaki fark nedir? Yolcu sayılarının farkıdır. Ona göre yolcu sayılarının farkına göre yani bulunacak olan malzeme sayısı da ne yapılmalıdır? Arttırılmalıdır. İşitme yetersizliği olan sürücü adayı hangi durumda sürücü belgesi alabilir? Sadece şehir içinde araba kullanmak için işitme cihazı ile belli yeterliğe ulaşılabiliyorsa araç kullanırken yanında birini bulundurmak şartıyla belli bir hızdan fazla seyretmemek şartıyla. Tabii ki de B şıkkı olacak arkadaşlar. İşitme cihazı ile belli bir yeterliliğe kadar duyabiliyorsa bu ehliyeti alabilir arkadaşlar. Ayarı aşağıdakilerin hangisinden dolayı yapılır demiş. Aracı yavaş kullanmak için, lastik aşıntılarını önlemek ve aracın düzgün istikamet takibi için, daha rahat vites değişimi için, lastik hava basıncını istenilen değerde tutmak için. Doğru cevabımız B şıkkı olacak arkadaşlar. Lastik aşıntılarını önlemek amacı ile aracın düzgün istikametini takibi için arkadaşlar road balance denilen bir ayar vardır. Bu ayar yaptırılır. Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamalarda ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır? Kanama bölgesinde kan taşıyan ana damarlara baskı uygulanması, kanayan yer üzerine temiz bezle bastırılması, bölgenin kalp seviyesinden yukarıda tutulması, yara bölgesine sıcak uygulama yapılması. Arkadaşlar biz kesinlikle sıcak uygulama yapmayız yara bölgesine. Bunu unutmayın. Organları mesela kopan herhangi bir organ varsa sıcak uygulama yapmayız yine. Soğuk. Devamlı soğuk. Anlatabiliyor muyum?
%70 hatta %90 diyeyim. Eğer sıcak uygulama yapılır falan yazıyorsa o şık yanlıştır arkadaşlar. Şekildeki trafik işaretine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yol yüzeyi arızalıdır. Yolda tümsek vardır. Yolda yapım çalışması vardır. Yoldan yavaş geçilmesi gerekir demiş. Doğru cevap tabii ki de C şıkkı arkadaşlar. Yolda yapım çalışması anlamına gelmez bu. Kasisli yollar anlamına gelir. Yol yüzeyinin arızalı olduğu, yolda tümsek olduğu, bu yolda yavaş geçilmesi gerektiği anlamlarına gelir ama kesinlikle yolda çalışma var anlamına gelmez. Ama bu levhayı siz yine yol çalışması olan yerlerde göreceksiniz ama onu koymalarının sebebi yine yol yüzeyinin arızalı veyahut da yolda tümsek olduğu anlamına geldiği içindir. Tepe üstüne yakın yerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasından en az kaç metre uzağa yansıtıcı konulmalıdır? 5, 15, 20, 30 demiş. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. 30 olacak arkadaşım. Benzinle çalışan motorlarda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ile gerçekleştirilir demiş. Ya ben mi yanlış okudum soruyu? Benzinle çalışan motorda silindirlerde sıkıştırılan yakıt hava karışımının ateşlenmesi ne ile gerçekleştirilir diyor. Fitil ile kendi kendine buji kıvılcımı ile dışarıdan ıstalak demiş. Tabii ki de buji kıvılcımı ile arkadaşlar gerçekleştirilir ve bir anda puf diye başlar. Dizel motorsa nasıl oluyor? Dizel motorlarda arkadaşlar sıkıştırılan yakıtın üzerine ne yapılıyor? Pardon, sıkıştırılan havanın üzerine yakıt fışkırtılıyor arkadaşlar. Sıcak hava yakıt otomatik olarak lan kendiliğinden bir ateşleme gerçekleşiyor arkadaşlar. Bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiğini fark eden kişiler ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Kusturma, bol su içirme, sarımsaklı yoğurt yedirme, içtiği maddeyi sulandırıp verme. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, bol su içirme uygulanır. Sebebi ne? Arkadaşlar bizim suyumuz nötrdür, tamam mı? Nötr. Yani ne asittir ne de bazdır. Yani bir nevi ne sabundur ne de işte sirkedir. Ne yapıyor? İçtiğimiz su bu ikisini de sıfırlıyor arkadaşlar. Bol su içtiği zaman kişi ne olacaktır? Midesine giren bu asidik madde bol suyun etkisiyle gücünü kaybedecek ve ne yapacaktır arkadaşlar? Vücuda zararı düşük olacaktır. F sınıfı sürücü belgesi sahibi olanlar aşağıdakilerden hangisini kullanabilir? Lastik tekerlekli traktör, motorlu bisiklet, kamyon, otobüs. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Zaten arkadaşlar B sınıfı sürücü belgesi alan bir kardeşimize F sınıfını yanında ne yapıyoruz? Hediye ediyoruz, değil mi? Bunu zaten biliyoruz. Şekildeki trafik tanzim işareti kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? Yükseklik, uzunluk, genişlik, ağırlık şıklarda verilmiş. Bu arada arkadaşlar bu soru sık sık geliyor şu sıra. Aklınızda bulunsun. Doğru cevabımız yükseklik olacak arkadaşlar. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir demiş. Marş motorunun kablo bağlantılarında, akünün kutup başlarında, rölanti devresinde, jigle devresinde. Doğru cevabımız A şıkkı. Marş motorunun kablo bağlantılarında bir arıza olduğunu ne yapıyoruz? Anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Başka türlü. Eğer korna çalışmıyor olsaydı ne diyecektik? Akünün kutup başlarında diyecektik. Hangisi marş motoruna ilk hareket için elektrik verir? Akü, buji, dispiratör, endüksiyon bobini demiş. Doğru cevap tabii ki de akü olacak. Buji, benzinli ve LPG'li motorlarda ateşleme yapar arkadaşlar. Distribütör ne yapıyor?
Her bujiye sırasıyla elektrik gönderiyor arkadaşlar. Böylece motorun teklemeden bir saat gibi çalışmasını sağlıyor arkadaşlar. Endüksiyon bobini, işte endüksiyon bobini bizim aracımızdaki bujiye giden elektriği ne yapıyor arkadaşlar? Voltajını yükseltiyor. Burada bilmemiz gerekenler bu kadardı. Sol şeridi sürekli ihlal etmek yasaktır ve cezai işlem nedenidir demiş. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Sol şeridin sollama için kullanılması, trafikte araçların seyir halindeki düzenini kolaylaştırmak, arkadan yüksek hızla gelen lüks araçlara yol vermek, geçiş üstünlüğü olan araçların geçişlerini kolaylaştırmak. Doğru cevabımız evet arkadaşlar, lüks araçlara yol vermek gibi bir durum yoktur. Bizim trafik kanunumuzda üstünlük diye bir şey, hani böyle lükslükten, lüksliğe dayalı, zengine dayalı bir üstünlük söz konusu değildir arkadaşlar. Fakat diğerleri doğru yanıtlardır. İki adımın ABC'si olarak kabul edilen uygulamalardan B neyi ifade eder? Vücut ısısının düşürülmesini, solunumun değerlendirilmesini, kan dolaşımının değerlendirilmesini, hava yolu açıklığının değerlendirilmesini. B şık olacak arkadaşlar. Solunumun değerlendirmesi anlamına gelmektedir. Solunumu değerlendiririz. İşte nabız atışlarını değerlendiririz, değil mi? Bunlar sırasıyla ne yapar? Devam eder. İşte kan dolaşımı, hava yolu açıklığı, vücut ısısının düşürülmesi ise bunlar arasında yoktur arkadaşlar. Ama B şıkkı doğru cevabımız olacak bu soru için. Aşağıdaki durumların hangisinde sürüş sırasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir? Sürüş öncesi alkollü içki içilmiş ise, sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuş ise, molalarda kan dolaşımını arttıran hareketler yapılmış ise, temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmış ise. Doğru cevabımız tabii ki de A şıkkı olacak arkadaşlar. Alkollü içki içilmiş ise bu böyle gerçekleşecektir. Bir tanesi sormuştu öğrencimin. Hocam içki zaten alkollü değil mi? Arkadaşlar içki içilen her şeydir, tamam mı? Alkollü olması ise bunun ekstra bir durumudur. Yani meyve suyuyla bir içkidir. Karayolları trafik kanununa göre M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir demiş. A 10, B 15, C 20, D 25. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. A şıkkı doğru yanıtımız. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır demiş arkadaşlar. Geçme yaparken sinyal vermesi, yaya yolunda sürülmesi, tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi, gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. Evet arkadaşlar, yaya yolunda sürülmesi nasıldır arkadaşlar? Yasaktır, kesinlikle sürülemez. Çok şeritli yolların da gidişe ayrılan şeritlerden hangisi devamlı olarak işgal edilemez demiş. En sağdaki, ortadaki, en soldaki, orta ile en sağdaki demiş. Evet arkadaşlar, en soldaki işgal edilemez arkadaşlar. Burası sollama şeridir çünkü. Burada sürekli durmak biraz önceki sorularda da geçti. Cezai işlem gerektirir. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli viraj yön levhasıdır demiş. Evet, doğru cevabımız bu olacak arkadaşlar. Diğerlerine baktığımız zaman bu bizim kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaştığımızı bildirir. Bu bizim neyimizdir arkadaşlar? Yol ver levhamızdır. Tali yolda bulunur. Bir de dur levhamız var değil mi? Tali yolda bulunan. Şöyle dur yazıyor ortasında. Bu da tali yolda bulunur. Bu ise ana yolda bulunan tali yol, ana yol kavşağını bildirir arkadaşlar.
Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır demiş. Kazazedelerin tedavi edilmesi, hayati tehlikenin ortadan kaldırılması, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması. Doğru cevabımız C şık olacak. 2 ve 3 olacak arkadaşlar. Biz tedavi uygulamayız. İlaçlı tedavi hiç yoktur bizde. Bizim amacımız o anda hastayı ayakta, yaralıyı ayakta tutmak arkadaşlar. Hangisi deniz veya nehir kıyısında olduğunu biten, pardon, kıyısında biten yolu bildirir demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, bunu görüyorsanız deniz veya da nehir kenarında bittiğini bildiriyordur. Genelde kurban olduklarım buna geçiyorsunuz. Sakın ha bununla karıştırmayın. Bu ne demek? Açılıp kapanan köprü demek arkadaşlar. Bu yolun kaygan olduğunu söylüyor bizler için. Bu ise gevşek şey anlamına geliyor. Yani yolun kenarındaki tümseklerden herhangi bir şeyin üzerinize göçüp gelebileceğini söylüyor. Bakın arkadaşlar, eğer bu levhaları görüyorsanız, bakın bu levhaları görüyorsanız, hepsi için söylüyorum ya, genelleme yapıyorum bakın. Hız azaltılır, takip mesafesi yükseltilir, arttırılır ve bu bölgelerden dikkatli geçirir arkadaşlar. Adı üstünde uyarı levhasıdır bunlar. Üçgen bir levha varsa uyarı levhası zaten. Hangisi vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organdır? Mide, böbrek, akciğer, pankreas. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Akciğerler olacak. Ha, bunu bilemeyen dövüyorlar zaten. Vurgulamalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Eklem bölgesindeki şişkinliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki uygulanmalıdır. Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirmelidir demiş. Doğru olan tabii ki de B şıkkı olacak arkadaşlar. Turnike uygulanmasına gelince arkadaşlar, biz turnikeyi yalnızca kanamalarda uygularız. Özellikle uzuv kopması durumlarında veyahut da atardamar kanamalarında turnike uygularız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermesi zorunlu olan belgelerdendir demiş. Direkt doğru cevap veriyorum arkadaşlar. Tabii ki de sürücü belgesi olacak arkadaşlar. Yani bunu bilemeyenler lütfen çok iyi çalışsın arkadaşlar. Yani olabilir, bilemeyebilirsiniz. Ha, ben genelde şakasına söylüyorum, dövsünler falan filan diye. Alınmayın bu arada. Ben dövsünler diyorum, bir tanesi yazmış geçenler diyorum. O hocam ayıp ediyorsunuz öyle deyin. Kurban oldum. Ben sevdiğim için söylüyorum size ya. Allah aşkına ya. Böyle şakalaşa şakalaşa gidelim. Bu arada arkadaşlar sabahın 6'sı. Ve ben sizin için bu videoyu hazırlıyorum. Zaten sesimden de anlıyorsunuzdur. Bugün yoğun bir gün benim için. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir demiş. Doğru cevabımız, evet arkadaşlar, bu yol ver işarettir. Biraz önce bahsetmiştim. Dikkat diyor arkadaşlar. Bunun yanında mutlaka ikinci bir tabela vardır. Bize genelde yol bozuksa vesaire, yol kapalıysa, yol daralıyorsa bunun yanına koyarlar arkadaşlar. Bu ters yön demek, taşıt giremez anlamında kullanılır arkadaşlar. Bunu görüyorsanız arkadaşlar, buraya lastik tekerlekli traktörün yani LTT'nin girmesi yasaktır. Geçenlerde sorularda vermiştim bir tane. LTT'nin ne olduğunu çok merak etmişsiniz. Lastik tekerlekli traktör demek arkadaşlar, kısaltma. Tam tıkanıklık durumlarında uygulanacak temel yaşam desteği yöntemi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine direkt cevap vereceğim arkadaşlar. Durdurup siz bakabilirsiniz. Doğru cevabımız Hemlik manevrası olacak. Diğerlerine baktığımız zaman Rentek manevrası, eğer araçta yanma ya da patlama riski varsa veyahut da yaralının solunumu durmuş ise yaralıyı araçtan çıkarmak için kullanılan yöntemdir Rentek manevrası.
İtfaiyeci yöntemi herhangi yüksek bir yerden veyahut da merdivenden destek alarak inmek için omuzda taşıma yöntemi olarak da geçer. Yaralıyı taşıdığımız yöntemdir arkadaşlar. Bir el boşta kalacağı için kolayca taşıma gerçekleşir. Benim Instagram hesabımdan yine bunları da görsel paylaştım orada. Aşağılara doğru inin. Bakın arkadaşlar. Instagram hesabımı merak edenler arkadaşlar var. Ehliyet yazamadım. Ehliyet nokta hocam yazıyorsunuz. Tıklayın. Kanalımla aynı amblemde arkadaşlar. Yani kanalımın profilindeki görüntü ile oradaki görüntü aynı. Ona göre bakabilirsiniz. Hamlet manevrası ise bizim tam tıkamlarda yaşadığımız bir şeydir arkadaşlar. Yaptığımız bir şeydir. Kişinin arkasına geçiyoruz. Ne yapıyoruz? Hızlı bir biçimde kendimize çekip onun ağzındaki şeyi çıkarttırıyoruz. Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi ise arkadaşlar bizim yaralıyı taşıyamayacağımız durumlarda kollarını toplayarak ne yapıyor? Nerede topluyoruz kolları? Evet arkadaşlar pantolonun içine sokabiliriz değil mi? Kenarlara saçılmayacak şekilde tutup ayak bacaklarından, ayak bileklerinden çekebilirsiniz. Osmaniye'den hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya, oradan da Ankara'ya gitmiştir. Bu durumda araç hangi yönlere hareket etmiştir? Arkadaşlar direkt doğru cevapla başlamak istiyorum yine. Çünkü hani açıklanacak falan bir şeyler olsa şey yapacağım. Doğru cevabımız arkadaşlar Kuzeydoğu, Kuzeybatı demiş. Bakalım doğru mu arkadaşlar? Haritaların devamlı şöyle yanına bir çizgi çizin arkadaşlar. Bu yön arkadaşlar kuzeydir. Yani bu taraf kuzey arkadaşlar. Kuzeyin zıttı nedir? Güneydir. Değil mi? Arkadaşlar artık yani hani birazcık bilgimiz var ise bu tarafın doğu olduğunu biliyoruz değil mi? O halde burası doğudur. Bu kısmı da batıdır. Doğru mu? Evet. Şimdi bakalım. Ne yapmış? Buradan buraya gitmiş. Güneyden doğuya gitmiş. O zaman güneyden başlayıp doğuya gidiyor arkadaşlar. Nereye doğru gidiyor? Kuzey doğuya doğru gidiyor. Bakın kuzey bu taraf. Kuzey doğuya doğru ne yapmış? Gitmiş. Güneyden başlamış ama. Aklınızı şaşırtmasın tamam mı? Yani hocam güneyde olması gerekmiyor mu diyeceğinizi ben tahmin edebiliyorum. Ne yapmış bakın burada güneyden başlamış ama nereye doğru gitmiş? Kuzey doğu yönüne gitmiş. Evet bak kuzey değil mi? Bu taraf kuzeydi arkadaşlar. O tarafa doğru gitmiş. Tam ikisinin ortasına gitmiş. İşte biz bu yöne kuzey doğu diyoruz arkadaşlar. Daha sonra nereye gitmiş arkadaşlar? Bu yöne doğru gitmiş. Bu da arkadaşlar batı dedi. Burası da kuzey, kuzey batıya gitmiş arkadaşlar. Geri vites lambalarından biri parlak, diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bu soru bana çıkmıştı arkadaşlar. Flaşör arızalıdır, akü gerilimi düşüktür, geri vites müşürü arızalıdır, lamba bağlantısında oksitleme vardır demiş. Bir türlü kafam basmamıştı yani. Ben bunun cevabını B diye işaretlemiştim o zamanlar. Gençlik de var tabii biraz. Arkadaşlar ama doğru cevap neymiş? D'ymiş. Çünkü benim de kafa sonradan şark etti. Eğer biri parlak yanıyorsa demek ki elektrik voltajı yeterli değil mi? Nerede kutsal kalemim ha? Elektrik voltajı yeterli parlak yanıyorsa. Niye böyle yanacak? Tabii ki de bir tanesi küflenmiştir kabloların. Bu arada oksitlenme dediğimiz olay küflenmedir arkadaşlar. Küflenmiştir. Bu sebepten dolayı da böyle bir durum söz konusudur. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yine direkt şıkkı vereceğim arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Yağ basıncı ikaz ışığı olacak. Bunu gördüğümüz zaman derhal kurallara uygun olarak aracımızı durduruyoruz. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır demiş. Yine doğru cevap veriyorum direkt çünkü uğraşmaya gerek yok. Benzin, LPG olacak arkadaşlar. Buji'nin olmamış olduğu motor tipi ise motorinli motorlar olacak ya da mazotla çalışan motorlar diyebiliriz. Vantilatör kayışının koptuğu ilk önce hangi göstergeden anlaşılır demiş. Yağ göstergesi, şarj göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi demiş. Tabii ki de şarj göstergesi. Benim kurban olduklarım direktmen gidiyor diyor ki hocam hararet göstergesinden fan
kayışı koptum fan dönmez hararet yükselir diyor. Hayır arkadaşlar. Tam tersine şarj göstergesinden alırız. Ne alaka? Çünkü arkadaşlar ikisini de döndüren kayış birdir arkadaşlar. Koptuğu zaman bu kayış hop otomatik olarak hemen alternatör duracaktır. Alternatör durunca siz diyeceksiniz ki aha kayış koptu. Anlatabiliyor muyum? Seviliyorsunuz. Devam edelim. Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? Fren balatasının, polen filtresinin, yakıt filtresinin, geri vites müşirinin demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Yakıt filtrelerinin olumsuz etkileyecektir arkadaşlar değiştirilmemesi. Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Yara oturur pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi demiş. Tabii ki de doğru cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. Yara oturur pozisyonunun verilmesi olacaktır. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır demiş. Direkt cevabı söylüyorum arkadaşlar. Oda sıcaklığında bir küvete sokulacak. Zaten annelerimizin %90'ı bunu biliyordur. Diğerlerine gelince. Şekerli içecek verilmesi işte kan şekeri düşüyorsa vesaire. Sıcak uygulama yapılması yok demiştik. Karna baskı uygulaması. Yine bu durumda yapılmayan şeylerden arkadaşlar. Hangisi kazazedenin 5. değerle pardon 5. nereden çıktı ya? Kazazedenin 2. değerlendirme aşamalarından olan baştan aşağı kontrol basamağında yer alır demiş. Adının, soyadının öğrenilmesi, kullandığı ilaçlarının belirlenmesi, kişisel özgeçmişinin öğrenilmesi, solunum sayısının değerlendirilmesi demiş. Doğru cevabımız tabii ki de solunum sayısının değerlendirilmesi olacak arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur demiş. Virajlı, eğimli, kasisli, kaygan demiş. Arkadaşlar bunu dövmeyeni, bunu bilemeyeni pardon, dövüyorlar. Damdan aşağı şöyle bir sarkıtıyorlar arkadaşlar ama aşağı bırakmıyorlar. Neden? Şöyle beyne kan gitmesi için arkadaşlar. Tabii ki de kaygan yollar olacak arkadaşlar. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamaz olduğunu bildirir demiş. Doğru cevabımız evet arkadaşlar. Bunu görüyorsanız genişlik anlamında gabari sınırlaması mevcuttur. Diğerlerine baktığımız zaman diğerlerine de bakalım değil mi? Bu gördüğünüz genişlik, bu arkadaşlar yükseklik anlamında, bu aracımızın uzunluğunun 10 metreden yüksek olması durumunda, pardon, 10 metrenin uzun olması durumunda buraya girmemiz gerektiğini söyler. Eğer girerseniz aracınız oraya sıkışır kalır. Yani o levha boşuna değildir. Eğer arkadaşlar 6 tonla bunu görüyorsanız dingil başı ağırlığın 6 tondan fazla olmaması gerektiğini bizlere bildirir. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir demiş. Taşıt giremez, motosiklet giremez, taşıt trafiğine kapalı yol, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol demiş. Tabii ki de motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol anlamına gelmektedir. Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebep aşağıdakilerden hangisidir demiş. Tabii ki de doğru cevabımız C şıkkı fren müşiri arızalıdır arkadaşlar. Gerisiyle hiçbir alakası yoktur. Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında göğüs kemiği kaç santim aşağıya inecek şekilde kalp basısı uygulanır demiş. 2, 5, 6, 2, 5, 8, 11 şıklarda verilmiş. Evet. Doğru cevabımız B şıkkı demiş arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, sorularımız burada bitiyor. Umarım faydalı olmuştur.
Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın diyorum. Sağlıcakla kalın.